Çoğunlukla aileler çocuklarının zekaları kadar yaratıcılıklarının da gelişmelerini isterler. Merak duygusu yaratıcılığın başlangıcıdır. Çünkü merak yeni ve bilinmedik şeylerin uyandırdığı bir güdüdür. Bu güdü çocuğu merak ettiği şeyin ne olduğunu bulmaya yönlendirir. Daha doğduğu andan itibaren başka insanların yüzlerine bakışları bir bebeğin merak doludur. Çünkü öğrenmenin temelinde de merak yatar. İki tür merak vardır. Bir bilişsel merak, bir de duyuşsal merak. Bilişsel merak öğrenmeyi, duysal merak ise yeni heyecanları ve deneyimleri körükler. Ama her ikisinin sonucu da öğrenmek, gelişmek ve yaratıcılıktır. Her çocuğun merak ediş şekli farklıdır. Kimi dünyanın içindeki gizemi öğrenmek ister, kimi merak ettiği şeyi ellemek, koklamak, ağzına götürmek ister. Parmaklıklı yatağından aşağısını, oradan evi, odaları keşfetmek ister. Yine yattığı yerde parmağını ağzına götürür, ayağını ağzına götürür. Bunların hepsi merak duygusu ve ne olduğunu anlama güdüsüdür. Bu nedenle merak duygusu çocukluk döneminde körüklenmelidir. Her çocuğun merak etme derecesi farklıdır ama çocukların merak duyguları ketlenmemeli, aksine giderilmeye ve daha fazla şeyi merak etmeye, keşfetmeye doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Keşfetmeye, öğrenmeye ve sosyalleşmeye yönlendirmenin en iyi yolu merak duygusunu körüklemek ve arttırmaktır. Dışarıda neler oluyor, nasıl oyun oynanır, yediğim çikolata nasıl yapılmış, karanlıktan korktuğum zaman yanan lamba nasıl yanıyor, nasıl ışık veriyor gibi düşünceler, duygular çocuğu merak etmeye, merak ettikçe araştırmaya ve yeni şeyler keşfetmeye, öğrenmeye e, güdüleyecektir, yönlendirecektir. Ve böylece çocuk öğrendikçe daha çok şey merak edecek, merak ettikçe daha çok şey öğrenecek, daha çok şeyi keşfetmeye çalışacaktır. Keşfetmek haz duygusu verir, haz duygusu da yeniden denemek, yeniden yapmaya körükler. Dolayısıyla merakı körüklenen, merakı durdurulmayan, engellenmeyen çocuk yaratıcılık için teşvik edilmiş olur. Çocuğun merak duygusunu öldürmek bir anlamda onun gelişimini, ilerlemesini durdurmak demektir. Merak duygusunu öldüren, merak duygusunu durduran en önemli etken korkudur. Çünkü korku merak etmemeyi, başka bir şeyler keşfetmemeyi, bulunduğun yerle, yaptığınla yetinmeyi, dolayısıyla da gelişmemeyi getirir. Böylece çocuk merak ettiklerini zihinsel olarak ya da somut olarak uygulamaktan kaçınmaya başlar. Dolayısıyla yeni şeyler öğrenemez, yeni şeyler yaratamaz sonuç olarak da problem çözme becerileri gelişmez ve bir çocuğun hayal etmesini, hayal ettiklerini merak etmesini, problem çözme becerilerinin gelişmesini, öğrenmesini sağlamanın ilk yolu onu dijital oyunlardan, televizyondan, iPad'den ve bütün bu şeylerden uzak tutmak ve çevreyle ilişkisini sanal ortamda değil, normal yaşam ortamında tatmasını sağlamak ve onun sorularına cevap vermektir. Yaratıcılık hayal kurma, üretkenlik, problem çözme ve bir değer ortaya koyabilme becerisidir. Ve e, çocukların yaratıcılığı 6 yaşa kadar hızla gelişir. Daha sonra da gelişmeye hızı düşük de olsa devam eder. Çocuğun yaratıcılığı özellikle 0-6 yaş grubunda e, nasıl desteklendiği, nasıl eğitim verildiği, e, neler yapıldığıyla etkilenir ve ona göre gelişir ya da duraklar ya da az gelişme gösterir. Çocuklara sık soru sormak, onların sorularına yanıt vermek, ilgi göstermek, bazı şeyleri denemelerine, e, keşfetmelerine izin vermek, onları bu konuda desteklemek, e, eğitim ve oyun oynamak, çocukların yaratıcılığını geliştirir. Çocukların öğrenme ve yaratıcılıklarının gelişmesinde eğitim ve sanatsal aktiviteler önem kazanır. Sanatsal etkinlikler ve destekleyici eğitim, çocuklara analiz, sentez ve e, Değerlendirme yapabilme yetisi kazandırır. Açık uçlu tartışmalar ve tüm dil aktiviteleri, e, sana sosyal ve bilimsel e, oyunlar, e, eğitimler, e, yine dramatik oyunlar e, ve tüm bunların içi, içeren e, sanatsal aktiviteler, yaratıcılığın ve öğrenmenin önemli bileşenleridir. Çocuğun yaşadığı ortam, büyüdüğü ortam yaratıcılığın gelişmesi için çok önemlidir. Ve oyun bu ortamda yaratıcılık için en önemli şeylerden bir tanesidir. Sadece bu değil, büyük çocuklar ve erişkinler de yaratıcı düşünceler çıkarılabilmesi için oyuncu olmaları, oyun yapmaları istenir. Böylece yaratıcı düşünceler çok daha iyi ortaya çıkabilir ve dile getirilebilir. Hayali oyunlar, özellikle taklit oyunları küçük çocuklarda yaratıcılığı geliştirmek için en iyi yapılabilecek aktivitelerdir. Çünkü hem yaratıcılık hem oyun, hayal edebilme, problem çözme, içgörü, taklit edebilme, deneyimleyebilme ve tercih yapabilmeyi gerektirir. Çocuğun yaratıcılığını destekleyebilmesi için öncelikle bir çöl oyunda çocuğun mutlaka aktif olması gerekir. Aynı şekilde daha büyüdükçe eğitim ortamında da çocuk ne kadar aktifse eğitimde o kadar yaratıcı olacaktır. Sadece oturarak ders dinleyen ve bir büyüğün anlattıklarını aynen uygulayan ya da tahtadan defterine geçiren bir çocuğun yaratıcılığının gelişmesi çok da beklenen bir şey değildir. Çocukların hayal güçleriyle yeni bir şeyler yaratmaları, yeni oyunlar kurmaları, yeni resimler yapmaları desteklendikçe onların da yaratıcılıkları artacaktır. Çocukların yaratıcılıklarını arttırmak için önemli olan onlara destek vermek, onlara güvenmek ve onlara gerekli ortamları sağlamaktır. Yaratıcılık açısından kız ve erkek çocuklar arasında beyin gelişiminde bir farklılık yoktur. Bu daha çok nasıl desteklendikleri, yaratıcılıklarının nasıl geriye döndüğü, nasıl aile ve çevre tarafından kabullenildiği ile ilişkilidir. Her çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun yaratıcılığını geliştirebilmesi için çevreden ve eğitimden destek alması gerekmektedir. Örneğin çocuklar için her şey oyuncak olabilir. Çocuk herhangi bir nesneyi hayal ettiği oyuncak şeklinde kullanmaya başladığında, onun aslında onun o oyuncak olmadığını söylemek, yani bir kibrit kutusunu örneğin araba gibi süren bir çocuğa, onun aslında bir kibrit kutusu olduğunu söylemek, ya da e, bulutları çizdiği rengin aslında doğru bulut rengi olmadığını söylemek, onun yaratıcılığını e, öldürmeye, onun yaratıcılığını kısıtlamaya yöneliktir. Bunun yerine onu teşvik etmek, yeni şeyler keşfetmesini sağlamak ise çocuğun yaratıcılığını geliştirir. Bu nedenle hem eğitimde hem de oyun sırasında büyüklerin öğretmen ya da büyük olmaktan vazgeçerek çocuğun yaratıcılığını teşvik eden bir e, onunla aynı eğitimi ya da oyunu paylaşan eş kişi olması çocuğu eğitime ve oyuna katması gerekir ki çocuğun yaratıcılığı geliştirilebilsin.